Yaz gününde kar geliyor, hasret bağrımı eriyor. Yaz gününde kar geliyor, hasret bağrımı eriyor. Düşeş alsam yek geliyor, ha var bu sene, bu sene. Nasıl bir sene bu sene? Aşkın ocağına, yalnızlığın tuzağına. Düştüm aşkın ocağına, yalnızlığın tuzağına. Neler geldi bu başıma, ha var bu sene, bu sene. Nasıl bir sene bu sene? Nasıl bir sene bu sene? Sen gelmezsen Arman'a gidemem. Sensiz anım atalitsiz imansız. Sen gelmezsen Arman'a gidemem. Malatya'ya gidemem. Kötürge'ye gidemem. Ben ölürüm gidemem. Sen gelmezsen Arman'a.
Efendim, bir salı akşamı da İstanbul yağmurlu. İstanbul'dan tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya Flash TV'de Faik Köstük'le düğünde seyreden tüm dostlara, herkese gönül dolusu sevgiler gönderiyorum. Tabii stüdyodaki konuklarımız da herkese hoş geldin diyorum. Şerefler verdiniz. Bugün yine çok güzel bir düğün olacak. Çok güzel bir çiftimiz var. 0212-571-94 çift 0. Kim ararsa programa gelecek, gelinlik damatlığı giyecek ve muhteşem hediyelerle evini donatacağım. Zaten geçen hafta da İzmir'deydim. İzmir'deki düğüne gelen ailenin eşyalarını teslim etmeye gittik. Onun VTR'sini de seyredeceğiz sonra. Onun için söylüyorum, 0212-571-94 çift 0. Kim ararsa programa gelecek. Bu şans herkese var. Bu devirde hiçbir yerde Toplina'nın başı kadar kimse bir şey vermezken ben tüm evi donatıyorum. Faik Köstük'te düğünleyiz programı Flash TV'den. Çok büyük bir özellik bu. Allah, ki gittiğim evlerdeki durumları da görüyorum. Allah büyük. Yaptığım hayrı kabul eder etmez. O ayrı bir şey. Ama ben yürekten bu işi yapıyorum. Kendi ellerimle götürüp teslim ediyorum. Herkes en güzel günlerde, en huzurlu şekilde o evlerinde yaşasınlar. Şimdi bugün çok güzel bir düğün olacak, çok güzel bir program olacak. Ama dediğim gibi bir de Flash TV'yi bulamama sıkıntısı çekenler var. Onlara da şunu söylüyor. Flash TV internet sitesine gidiniz, her yerde frekansları veriyor. Oradan giren bizi izleme şansını bulur ve dediğim gibi çok güzel, şahane bir bugün program olacak. Benim işim herkesi stresle uzaklaştırmak. Keyifli, eğlenceli bir salı akşamı evde herkes oturmuş, bağdaşını kurmuş. Faik bugün ne yapacak, ne söyleyecek, ne dinleyeceğiz, nasıl oynayacağız onu görecekler. Onun için bugün çok keyifli bir program olacak. Ama ondan evvel ben de bugün çok enerji doluyum. Vallahi ilk defa böyle yoğun, dinlenmiş, uyumuş geldim ki fıstık gibi yani. Bugün full gidecek. Tabii bugün çok güzel bir konuğum var. Kendisi Türk halk müziği, Türk sanat müziği, pop, her şeyi okuyor. Bugün bizle beraber olacak. Şimdi ilk önce onu alalım. Sonra geline damat alacağız. Efendim, Betül Çağlar hanımefendi.
sevgili Betül Çağlar. Çok mersi, teşekkür ediyorum. Çok şıksın. Efendim senin için. Ay çok Hayk şıksın. Abi her şey senin için. Evet. Canım ve Flash TV ailesi için. Evet. Burada tabii çok önemli bir şey. Evlendirme programı. Ama yaptıklarımı da görüyorsun değil mi? Görmez neler mi? Neler veriyorum, neler. Allah razı olsun. Onu kurban oldum Allah. O yeter zaten. Onu kurban o yeter. Oldum Allah. Bir dua zaten tabii. Her şeye yeter. Aynen öyle. Herkes hoş gelmiş. Gülsen arkadaşlarım, bütün ekip. Sen bekar mısın? Yani bir genç kıza da bu en son sorulur yani. Genç kıza da en son sorulur. Anne baba seyredin diyorlar mı? Babam çok oldu rahmetli olalı. Allah sizlere ömür versin. Nur içinde yatsın. Annem izliyor. Anne diyordur Antep, şimdi İstanbul'da mı? Burada. Burada ha. Gaziantep'liyim ben ama burada doğduk büyüdük. Annem şimdi izliyordur. Ah İsmi diyordur. Ne? Aliye. Aliye abla. Aliye abla merak etme. 2015'in Haziran ayında da Betül evlendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak şimdi. Tarihi bile söylüyorum. Hiç öyle bekar ben yok. Artık annem torun morun görecek yani evleneceksin. Haziran'ın 7'si annemin de doğum günü. Ay 8'inde de. Bak o güne gelirmiş. Allah büyük. Bunu bak Allah söyletti. Allah söyledi. Buna bir alkış isterim. Hiç belli mi olur? Belli kısmet. Mi olur? Şu anda benim yeğenlerim seyrediyor Çağla ile Turan. Benim Aynen. canlarım onlar. Artık diyorlardır hala sen de artık bir evlen de tabii, bir düğün tabii, görelim. Tabii. Benim bacım 48 yaşında evlendi. 48 yaşında bak şimdi. Mürvet'i görsen şurada 25 yaşındayım olsun. Ne var yani? Benim bacımdan söyledim. Bacımı örnek ben gösterdim. Ben hemen şuraya oturuyorum Faik abi yoksa sen beni batıracaksın şu sen an. Sen batıracaksın değil yani Ali abla bana telefon açtı. Dedi Ezem. Tam çağır değil mi? Yok hanım sanatçılarla karışmayacağım ben. Sanatçılar hanım 38, 48, 58, 68. Çünkü onlar sanatıyla ama evli. Sanatıyla evli ondan sonra herif hemen boş iller. Benim sevgili gönül yazar ablam var. Benim de çok yakın dostum. Eğer seni diyorsa ellerinden öpüyorum. Pardon ellerinden öpmüyorum yanaklarından öpüyorum. Gönül ablamın rekorunu kimse kıramadı. 9'da kaldı. Tamam Seda Sayan sağ taraftan gelir kızına. Kızına geliyor. O benim can bacım. Daha dur az kal. Ona hayatta laf söyletmem. Onu, bir şey demirem hanım. O hocam. Benim can bacım. Bilirim. Onun, o biz benim, de çok seviyoruz. Allah nasip ederse Şubat ayında da sevgili Seda Sayan'la Safiye Soyman ikisi aynı anda konuğum olacaklar. Mart'ın ortalarında Tarkan geliyor. Konuştuk. Bak Tarkan ilk defa hiçbir kanala çıkmıyor. Flaşa geliyor. Unutmayın bunu. Tarkan'a bak şimdi belki... Tarkan bana söz verdi. Faik abi muhakkak geleceğim dedi. Yani hiçbir kanala çıkmıyorum ama Flaş'a çıkacağım dedi. Flaş'ın bir asilliği var. Biz halk kanalıyız halk. Biz böyle zenginin sosyetenin olduğu yerde değil. Ekmek tahtasında yemek yiyen. Kuru soğanı kıran insanların kanalıyız biz. Biz 70 milyonuz bu ülkede. Flaş ailesi olarak 70 milyon. 10 milyon öbür taraf var. Önemli değil o. Onun için şey değil. Efendim şimdi gelinle damat hazır. Biliyorsun düğün salonlarında... Gelinle damadı arkada bekler sonra sahneye alınır. Şimdi gelinle damadımızı sahneye alalım, düğünü başlatalım. Efendim alkışlarınızla sevgili Özgür ve Tuğba geliyor. Pervanelere döndüm seni görüp
Ya oğlum, Özgür, biz orada ne prova yaptık? Ne yaptık prova? Öpecektin Tuğba'yı. Alnından. Şöyle, öyle olmaz lan öyle. Sen, ulan bunu 5 defa provasını yaptık orada. Allah canım alsın, bu gelinle damadı orada eğitim verirken anam ağlıyor zaten. Nasıl dönecekler, nasıl dans yapacaklar? Dans bittiği zaman adettir. Bu duvak modası da yok. Duvak sen takmadın herhalde değil mi? Yoktu. Duvak modası da yok. Şimdi orada da bittikten sonra eşinin yanağına birer tane öpücük veya alnına bir öpücük koyup çocuklar bunu tembihliyorum. 10 defa da söyledim. Ne yapmadın oğlum? Hadi yap şimdi bakayım. Dur bismillah diyor lan. Ha. Lan ne yapıyorsun? Gelin ortaya. Efendim bu haftaki çiftlerimiz Özgür ve Tuğba programı izliyorlar. Programı telefonla arıyorlar, katılıyorlar. Burada yaptığım bu anosu evde duydunuz mu? Evet duydum. Ne dediydim? Vallahi düşündük. Dur bir dakika. Annem de. Annen. Evet. Daha doğrusu, kim aradı? Daha doğrusu 3 aylık bir çocuğumuz var, oğlumuz var. Allah bağışlasın. Annem onun için yılbaşı için bilet almıştı. Daha sonra da yaklaştır mikrofonu. Programı duyunca bir de şansımızı orada deneyelim dedi. Ya biletten çıkar ya orası çıkar dedi. Oğlumuzun şansına burası çıktı. Ya alkış. Bak. Ve yılbaşında evet arıyorlar. 31.12.2014'ten evvel bir birlik piyango bileti var. Bir de Faik Öztürk'te düğünes programı var. İkisinden biri şansımıza çıkarsa biz burada değerlendiririz diyorlar ve program şansınıza ses çıkıyor. Sen sevgili Tuğbacığım, sen kim aradıydı kanalı? Eşim. Sen, Özgür. Özgür sen aradın. Evet ben aradım. Aradın. Ben burada söylüyorum değil mi programda? Bu numarayı ararsanız bu numaranın söylemenin faydası var mı? Tabii ki var. Ara ara söyleyelim değil mi? Tabii ki. Söyleyelim. Peki kaç yıllık evlisiniz? Yaklaşık 2 yıldır evliyim. 2 yıllık evlisiniz. Sen çalışıyor musun bacım? Yok çalışmıyorum. Sen Özgür? Çalışıyorum. Elektrikçisin. Evet. Elektrikçilerden. Peki çocuk var bir tane. Evet. Sen evlenirken gelinlik giydin mi? Yok giymedim. Bak şimdi Faik Öztürk'le düğünlerinizin bir özelliği de 40 yıllık evli de olsanız, 25 yıllık evli de olsanız eşinize gelinlik giydirmediyseniz o gelinliği giydireceksiniz burada düğün yapacağız. Bak bacıma ne güzel bugün burada bir düğün yapacağız. Tuğba'ya 10 numara bir düğün yapacağız şimdi abisi olarak. Burada akrabalardan kim var? Annem var. Evet. Bir de anne tarafının akrabaları bir de yengem var. Yani senin akrabalar Adana'da galiba. Evet Adana'da. Adana'dalar. Seyrediyorlar mı şimdi? Seyrediyorlar. Kim seyrediyor? Annem, ablam, eniştem, Mustafa babam, Ahmet babam. Ulan kaç tane baba sayın? Ha teyzelerin kocası. Ulan babayı sayınca var ya hepsine bir... Peki onlar da seyrediyorlar şimdi. Evet. Peki en büyük evlilikte inandığınızda kavga ettiniz mi 2 yıl içinde? Çok. Tabii ki. He? Oldu ufak tefek. Nasıl toparlıyorsunuz? Kim alttan alıyor? Ya kavga ediyoruz daha sonra barışıyoruz yani. Şimdi oğlum Tuğba'nın alttan alacak tipi yok. Yanlış yapma vurdu mu yerden kalkamazsın. Vallahi Tuba çok sert birine benziyor yani. Vallahi ya. Bir de Adanalı kardeşim. Biz Adanalıyız derler ya Adanalıyız değil mi? Yani öyle Adanalıyız abi biz de Sivaslıyız. İyi duruyoruz. Ooo yani. Sivas. Ulan her ulan en şey en kılıbık çıkan memleket de benim memleket. Ben Elazığlıyım. Elazığlı erkekler çok kılıbık olur. Essem kakkoşlar. He? Kakkoşlar kılıbık çok kılıbık olurlar. Ben ama örneğin, onlar şey ya Didem. Damat elektrik ya en azından elektrik alma sorunu olmaz. Kimden alacak elektriği? Gelinimiz elektrik alır istediği zaman onu. Ha öyle bir şey var. Televizyonda diller ya elektrik alamadım. Oğlan elektrikçi istediği kadar alsın onu. Alır değil mi? Sizin aranız elektriklenme oldu mu? Nasıl tanıştınız? Biz arkadaşlar mikrofonu götüreceğim abi. Biz arkadaşlarla kafede otururken tanıştık. Bu kafe evliliği değil. Çünkü pastane evliliği pastanede yani, bitiyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Kafede tanıştık. Daha sonra işte belirli bir süre. Peki istemeye gittiniz Adana'ya? Yok ben kaçırdım. Ya Mustafa abi gözünü seveyim. Ne kadar kaçırmışlar varsa bana geliyor. Kaçırdın sen. Peki anne baba bir şey demedi mi sana Tuğba? İlk etaplarda tabii görüşme olayı olmadı. Sonradan arayı düzelttik. Gittik ellerini öptük büyüklerimizin. Bak ne güzel. Anne baba şey yapıyor. Çocukları görüyor bu hallerini, mutlu hallerini. Bak bugün ekranlarda da
Annene de baban var mı? Var. Var. Babaya da buradan sevgiler gönderiyorum. Bak, hakikaten çok güzel bir ev hanımı olur Tuğba. Yani yürekli bir kızcağız. Aslan gibi de yetiştirmişsiniz. Bak ne güzel de bir beyefendi damadınız var. Ben bu arkadaşlara kefilim. Şimdi biz bu programa kim geliyorsa şu verdiğimiz hediyeleri bir veteresini gösterelim. Seyret bak, gör hayatım. Neler veriyoruz, neler veriyoruz Betül'cüğüm. Buzdolabı veriyoruz. Çamaşır makinesi. Bulaşık makinesi. Televizyon. Faik Öztürk'le Düğün Düz programında tüm beyaz eşyaları veriyoruz. Buzdolabı, televizyon, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi, fırın, daha nice nice beyaz eşyalar veriyoruz. Şahane bir salon takımı. Şahane yemek odası takımı. Çok güzel, süper yatak odası takımı. Bu hediyeleri gidin bir mağazadan alın. 20 bin lira civarında para tutuyor. Bu hediyeleri hadi 24 ay taksit yapsanız ayda 1200 lira yakın taksit ödemeniz lazım. Şimdi 1200 lira taksit mi ödeyeceksin? Evin kirasını mı ödeyeceksin? Eve mutfağa yemek parası mı koyacaksın? Yani bunun için söylüyorum, bir hayırlı bir iştir. İhtiyacı olan o kadar insan var ki o kadar. Şu ana kadar 4000 küsürlerde, 4700'lerde mi 4800'lerde arayan insan var. Programa çıkmak için. Siz şanslı mısınız? Vallahi yani annenin şansı değil mi? Anne hangisi? Hah. Abla hoş geldin. Hoş bulduk. Yanaştır abla. Abla kaçırdığı zaman ne dedin? Önce kızdım tabii ki. Kaç evlat var sende? Benim 3 tane. 3 tane var. Evet. Peki kız çocuğu var mı? 2 kız 1 erkek. Erkek olan bu. Peki kaçırdığı zaman ne düşündün? Üzüldüm tabii, öyle olmasaydı, isteseydik gidip diye. He. Bunların acelesi neymiş ki öyle peki? Vallahi bilmiyorum. He. Aşkın boyu devrile. Neymiş efendim? He? Dünyanın en tatlı şeyi aşk. Siz, aşk olup evlenebilmek. Sizi tanıyalım. Ben Filiz Avcıoğlu. Avcıoğlu, gelin hanımın arkadaşı mısınız? Yok, hayır. Damadın uzaktan akrabasıyım. Akrabası. Evet. Siz evli misiniz efendim? Ben efendim 42 senelik evlilik yaptım. Eşimi 2 sene önce kaybettim. Ay başınıza. Yani 2 yıllık dulluk var. Evet. Evlat var mı? 3 tane çocuğum var. İkisi evli, birisi bekar. Allah var. 42 anladım. Yıl evet. Evli kaldınız. Evet. Evet. 42 15 evli. Yaşında evlendim. 42 sene evlilik i̇şte yaşadım. İşte bu 15 yaşındaki evliliklere karşıyım. Evet. Ama şimdi karşı. Eskiden öyle evet. Değildi. Ama evet. Aşkı tattınız doya doya. Tabii ki Allah doya doya. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Rahmet. Öyle bir insandı. Ay canım benim. Peki ondan sonra ne dedin oğluna? Yanaştır abla bunu. Yapacak bir şey yok dedim, artık gelinimi aldım. Seviyor mu gelini? Tabii ki seviyorum. Tabii. Vallahi iyi. Tabii. Siz ne yoruyorsunuz efendim? Yengesi. Ne taraftan yenge? Özgür'ün yengesiyim. Teyzesinin gelini oluyorum. Ha, teyzesi. Evet, yengesi evet, oluyorsunuz. Yengesiyim. Evet. Siz ne oluyorsunuz? Komşuları oluyorum. Ay ne güzel. Ne güzel böyle komşunuz varmış. Efendim lütfen konuşun. Siz evli misiniz efendim? Yok değilim. Hiç evlenmediniz mi efendim? 2 kere evlendim. 2 kere. Ya 3 hakkınız var. Bizim sabah programı var efendim. Flash TV'de. Düşünmüyorum. Vallahi sabah programı merdiveni zor çıkıyorlar. Gene kısmet çok.
Valla neler var? Bak siz de geldiniz değil mi oraya efendim? Ben her gün seyrediyorum. Bakın efendim sabah programına, bizim sabah programına hanımefendi müracaat etti. Geldi. Merdiveniz zor çıkıyordunuz değil mi efendim? Hayır öyle olmadı. Ya. Faik Bey. Ay, ben Allah. Size söyledim beni evlendirin. Beni de evlendirin dedim. Siz dediniz ki sabahleyin o programa gelin evlenin dediniz. Tamam bana. Doğru. Evlendirmediniz tabii. Beni. Hülya Bozkaya hanımefendi yapıyor. Benim çok sevgili bir kardeşim. O programa çıkıp sizin evlenme şansınız bana göre %95 abla. Ama ben sizin evlendirmenizi istedim. Siz beni oraya yolladınız. Abla ben burada nasıl evlendireyim abla ben onu yapamıyorum. Ben sana orada bir tane burada emekli mi istiyorsun abla? Ama benim eşim. 25 sene oldu ben evlenmedim. Tam çeyrek asır yani. 25 sene. Tam 25 sene. Evet. Ama bir evlilik hakkı var. Ben bir emekli albay bulsam olur mu abla? 25 sene durmuşsan anam burada ne kalmış dur bizde. Direm 25 sene durmuşsan anam burada ne kalmış dur da ne diyecek? Ama şimdi ben yalnızlığı çok seven bir insanım. Evet. Ama son 2 senedir zor geliyor. Ben sizin evleneceğini tahmin ediyorum. Yok ben şeyi severim yani askeriyeden severim. Emekli albay. Tamam. Ben efendim sayın emekli albaylarım hanımefendiyle evlenmek isteyen varsa programı beni arayabilirler. Ben hanımefendiyle ilgili görüşürüm. Şans. Efendim siz evli misiniz? Evet. Allah canımı alsın var ya. Kaç yıl oldu evli dedi? 33. 33. Beyefendi izliyor mu programı? Yok çalışıyor. Çalışıyor. Çocuk var mı? Var iki tane. Allah bağışlasın. Cümlemizi. Eşinize ne diye hitap edersiniz? Saçları beyaz olduğu için Noel Baba diyorum ona. O sana ne diyor? O ne diyor? Hanım diyor. Hanım güzel. Efendim sizlerle ayrıca konuşacağız. Siz evli misiniz efendim? Yorum yok. Niye? Allah Allah yorum yok diyor. Efendim şimdi bir türkü okuyalım. Haydi arkadaşlar. Thank you.
sancı sarhoş. Deniz vurgununun yaresi bir hoş, bir hoş. Hac sarhoş, hac sarhoş, yolda yavancı sarhoş. El çek tabip halinden, içimdeki sancı sarhoş. İçimdeki sancı sarhoş. Kaşların arasında don don kurşun değdi, don don kurşun değdi. İnatçı vurdu beni, inatçı beni yedi, inatçı beni yedi. Affedi ağlarım, yâremi bağlarım. Affedi ağlarım, yâremi bağlarım. Eyli yar boynum eğdi, Allah kerim sinmedi. Hançer yarası değdi. Kurşunu değdi, hançer yarası değdi, dom dom kurşunu değdi. Gel gel gümüle gel, gel gel gümüle gel, gel gel gümüle gel, bölme dom dom kurşunu. Gel gel gümüle gel, gel gel gümüle gel, gel gel gümüle gel, bölme dom dom kurşunu. Özgür ve Tuğba'nın düğünündeyiz. Bugün çok keyifli bir düğün olacak. Eğlence dorukta olacak. Dedim ya bugün hem ben de çok böyle dinç, dinamik, bomba gibiyim. Türkülerde, repertuarda ona göre oldu. Efendim bu türküyü sevgili benim çok can dostum. Altanı nereye koydun? Nişan abi ve Gazanfer abiye. Efendim Dük ailesine gönderiyoruz bu türküyü. Sevgili Dük ailesine. Tüm saz arkadaşlarımla beraber bu Gazanfer abiye de Nişan abiye de çok teşekkür ediyorum. Ulan ne kadar menfaatçi adamsız ha. Ben neler yaparım bir el kaldırmazsız. Ne zaman kaldırdınız ha? Şimdi el kaldırıyoruz hepsi. Benim sazlar da sağ olsunlar yani. Çünkü bugün çok şıklar gördünüz değil mi sazların şıklığını? Evet, evet. Bunlar örnek olacaklar bundan sonra. Efendim bugün Özgür ve Tuğban düğünde sevgili... Evet, ne okuyoruz?
Hemen fasulye. Koymaya gerek yok, tamam. Hemen arkadaşlar tempoyu düşürmüyor, düğün devam ediyor. Hemen sevgili kardeşimden, Betim'den. Çok oynayacağız. Evet. Çok oynayacağız. Hemen. Çok oynayacağız. Hayırlı bakayım arkadaşlar, en güzel gönder. Kim oynuyor göreceğim. Göndereyim. Bakacağım. Hadi bakalım. Haydi elle. Oh. Fasulye yedi bu çok lira. Hep kaynasın, hep oynasın. Hep kaynasın, hep oynasın. Yandan hadi ben yandan. Seviyorum seni candan. Seviyorsan candan. Boşanmayın kocanızdan. Yandan hadi ben yandan. Seviyorum seni candan. Seviyorsan candan. Boşanma kocan. Boşanmayın kocanızdan, yandan haller yandan. Seviyorum seni candan, seviyorsan candan. Boşanma oluyor. Çok güzel. Tempo bu. Maşallah. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi Haziran'da beni evlendiriyor ya Faik evet. abi. O zaman benim düğünüme de sahne alacak. Tabii, söz. Tabii. Bak herkesin önünde söz, söz verdi. Söz. Tamam. Sanatçıyı bulduk, ben tamam. Ben de çeyreği takarım. Olsun. Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez. Çeyreği takarım. Çeyrek takıyormuş, evet. Olsun. Şimdi, ama benim kaderim ilk defa sende gülecek. Çünkü ben... Genellikle düğüne gittiğim hanımlar 45'in üzerinde. İlk defa senin yaşta bir gelinin düğününe geleceğim yani.
Çünkü nereye gitsem sünnete, o belki onu anlattım. Denizli'de bir sünnet düğününe gittik. Sahneye çıktım, türkü söylüyorum. Milleti coşturuyoruz. Ya dedim, beni düğüne davet edip götüren abimize dedim ki, abi dedim, bu sünnet olan bir çocuğu görebilir miyim dedim. Ya Faikciğim dedi, bizim damat dedi, 35 yaşında İngiliz dedi. Türk Müslüman oldu, onu sünnet et dedik. Ulan yaşa bak ha. 35 yaşındaki adamı sünnete ediyoruz hep. Şimdi olsun, ben... Müslüman olmuş ya, ne güzel. He, herhalde. Şimdi... Yalnız o gelinin sıfatı çok asık, bir şeysi mi var? Kimi mi? Gelin ile sıfatını siz. O anneyi babayı özlemiş de, gurbette. Bilmiyorum, evde de bileysen yandı canım, çık oğlana vallahi. Diyor ki... Suratını asilse. Diyor şey, sana söylüyor Tuğba. Diyor ki, niye surat asık diyor gelinin diyor, bugün de moralin bozuk diyor. Hayır, moralin bozuk değil. Düğünüm var ya, niye moralin? Bu Esem yakını göremiyor. Ana bu yaşlı kardan da bıktım zaten. Bunun Erzurum'a gidip gelmesi de beni öldürecek. Gidip gelmesi bir dert. Oturması dert. Buraya sen gelmiş. Ne derdin var anam? Gelin şoförler, Allah razı olsun, bindirler. Mola yerinde de yememi yedirirler. Anam. İhtiyacım oldu mu da dururlar. İhtiyacın da geçen sefer bir otobüs Erzurum'dan buraya gelirken 15 defa yolda durur mu biraz yani? Biraz çok çay içtim. Allah canım, 15 defa yolda mola veriyor. Kaptan bana dedi ki, Faik abi Eze dedi bir daha balık sefere denk gelmesin dedi. 15 defa otobüs yolda durur mu dedim ya. Onun için şey yok. Bir de bayanları, 60'ın üzerindeki bayanları fazla güldürmeyeceksiniz. Fazla espri yapmayacaksınız. Değil mi efendim? Dur efendim. Değil mi efendim? Yani onun için efendim? Hayır, ben öyle bir sorun yaşamıyorum. Yok yani, benim genelde çünkü. İki gece çıktım evden hala. Aman ablacığım, aman ablacığım. Aman efendim. Karının nesiplerini kaçırtacaksın. Şimdi benim programda biliyorsunuz bu kıyafetlerle benim işim yok yarışması var. İzlediniz mi? Denk geliyor mu? Bu kıyafetlerle benim işim yok. O yüzden bugün de o programla ilgili çok değerli konuklarım var. Bizzat onları evlerinden arayıp da ben getirdim. Onlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Almak zorundayım size efendim. Bu kıyafetlerle benim ilişkim yok. Eyvah yok, eyvahım eyvah yok. Efendim, hanımefendiyi aldık. Ondan sonra hanımefendiyi alıyoruz. Yok, siz tecrübelisiniz efendim. Siz tecrübeli, bugün çok şık giyinmişsiniz. Çünkü dediniz ya, o gün geldi. Hanımefendi sizi de alalım. Sizi de bir dakika alacağım. Yok lütfen. Bu kıyafet aldı. Evet, çok şıksınız çünkü. Belki bir hayırlı iş olabilir. Buyurun. Yok. Ya bizde yok. O sabah programında var. Bende yok o. Bende yok. Efendim. Bu tarafa siz böyle. Şimdi efendim, sırayla ilk önce sizi tanıyalım. İsminizi bağışlar mısınız? Gencay. Gencay Hanım. 32 yıllık evlisiniz. Evet. İki evladınız var. Evet. Eşinize Noel Baba diye hitap edin. Evet, Noel Baba diyorum. Allah'ım, eşine Noel Baba diyen hanımefendiye ilk defa görüyorum. Efendim. Vallahi şimdi, şey ki o da seni geyik diye sürmüyor. Şimdi burada Behtap, Betül, sen de jüri oluyorsun. Ezem de jüri. Biz jüri. Değerlendir. Hanımefendi sizi böyle hemen alabilir miyim? Hemen bekleme. Şuraya. Ağırdan al. Ha, bak şimdi burada biliyorsunuz efendim. Geliyorsunuz böyle yürüyorsunuz müziğin eşliğinde burada. Burada bir bu tarafa poz veriyorsunuz. Bir bu tarafa poz veriyorsunuz. Ondan sonra tekrar yürüyorsunuz. Ona göre şey yapıyoruz. Tamam mı efendim? İlk Betül Hanım'la başlıyoruz. Çünkü yarışmaya çok iddialı geldim. Faik Bey dedi. Ben dedim bu işi bitireceğim. Buyurun efendim. Müzikle. Sizi şöyle alacağım. Jüriyi dinleyeceğiz. Şöyle gelin efendim. Jüriyi dinleyeceğiz. Jürinin yorumlamasını yapacağız. Evet efendim. Buyurun efendim, Ezem. Kurban elim, ile güzel yürüdü ki desem bütün meğerlerin haracını o yiyor. Biraz öyleydi. Maşallah. Kapadayı gibi yürürüm biraz. İyi sen. Evet. Güzel iyi olmuş. O üstünde ne yazıyor anlamıyorum ben de. Aşkım. Aşkın. Şey için mi? Noel Baba için mi? Noel evet. Baba için. Evet. Yine yani yazmayaydın daha iyiydi anam. Ne bileyim bu yaşta. Aşkım aşkım oraya yazsam. Allah etme. Ayakkabılarını hiç beğenmedim. Evet bu ben de. Ben de beğenmedim. Evden gelmedim. Dışarıdan maşallah, geldim o yüzden. Maşallah o kıyafetler. Nerede? O,
O evden gelmedim, dışarıdaydım, o yüzden değiştirme fırsatım olmadı. Camadan mı aldın? Ama ablamın fiziği muhteşem. Yani ideal bir Türk hanımefendisisiniz. Gerçekten. Evet, valla kaysın hiç düşmez. Valla öyle. Evet. Yalnız karlı yerlerde kayma açığı düşünürsen. Yani bizim biraz yöresel olarak göçmen olduğum için Trakyalıyız, İpsalalıyım. Ay ne güzel. Birazcık o tarafın insanları böyle oluyor. Candan oluyor. Candan, zaten evet. Bir de bu yarışmada kişisel özellikleri de değerlendireceğiz. Sonra hanımefendinin bir özelliği de var, onu da bir kullanacağız. Evet, evet. Söyle Betülcüm. Ne diyeyim, çok şık, çok hoş. Bir kere çok pozitif. Evet, evet öyleyim de. Çok özgüvenli. Ablam yani... 6 ayda bir saçları yıkıyor herhalde. Vallahi güzel. Terledim de ondan. Ondan böyle saç baş düşmüş aşağı doğru zaten. Terledik. Derler ya şaftı kaydı diye. Evet, sizin programa gelip de kimin şaftı kaymaz? Ya, yani. Olur mu sen bizim burada? Valla ama manken özgüveni var. Yani değil o mi? Yürüyüş. Ama ideal bir fizik yani normalde. Çok ideal, yok, çok ideal. Yok. Vallahi bak yani bak mesela Safiye 1.40'dan elbise çıkıyorsa sana 2.80'den çıkar değil mi abi? Yani... Onun için ablam hafif, çok hafif, şık. Biraz karın bölgesinde hafif ama. Hafif. Hafif. Evet, biraz kendimi bırakmıştım ondan kaynaklandı. Olsun. Evet. Şimdi efendim benim her programda çok iddialı bir yarışmacım. Alabilir miyim? Hanımefendisi şöyle alayım. Hanımefendi her programda yaklaşık 25 yıldır dul. Emekli albay olur dedi. Ne mi ablacığım? Asker mensubu severim. Asker mensubu sever ablam. Emekli olan albaylar da yalnız... Çok disiplinli bir hanımdır evet, kendisi. Evet. Kendisi iki ihtilal görmüş tek insan. 60 ve 80... Adnan Menderes'i rahmetli hatırlarsınız. Genç kızdım. Evet. Hanımefendi isminizi alabilir. Nevbahar. Nevbahar ablam yürüyor şimdi. Evet arkadaşlar. Buyurun Nevbahar ablacığım. Ablacığım şöyle alayım sizi. Evet Ezem. Dur abla şöyle. Dur şöyle. Ne var abla? Ha şöyle dur. Ha, benim yanımda dur abla. Ha şöyle abla. Ha. Ben ablamı döndüğüne kadar program bitecek zaten. Anam kaç programdır? He? Kaç programdır ilk defa belli oldum. Ariram, ariram bir tane kusur bulamadım bugün. Hiç kusur yok değil mi? En bile var ya... Paşa kızında kusur biraz var bunda yok. Maşallah. Kilo aldım biraz onu da almadım. Aman yakışır sana bir şey olmaz. Maşallah ne olur ye iç keyfe bakma. Kilo aldım bu yaştan sonra. Alımımızı almışız. Olsun evleneceğiz baksana. Alımımızı almışız. Ama mi? Ne diyeceksen evleneceksen. Onun bunu dedince ki sana geleceksen. He evlendim diyecek ki nereye gidiyorsun? Doğru söylüyorsunuz. 25 senedir boş ne iş. Güzel. Oh, bak altının maltının da maşallah durumun tabii, değil belli. Ama ne diyeceksin? Herifi ne diyeceksen? Şek Agide Ali. Tabii nerede akşam orada sabah yapıyoruz. Ama boş yolum. Beğendim ben çok beğendim bugün. Evet. Ne var hanım? Betül. Harika. Teşekkür ederim. Yani bu tayetin kenarının zımbasıyla ayakkabının zımbasını bu kadar uyduran. Allah aşkına. Tesadüf. Yok böyle bir tesadüf değil şimdi. Bu aranmış bulunmuş bu. Yok gerçekten tesadüf. Çok hoş yakışmış. İpin üstünde yürür gibi de yürüdünüz. Teşekkür bravo. Ederim çok sağ olun. Bravo. Evet teşekkür ablam. Saçlar on numara. Abla bunlar takma mı? Yok, şey orijinal yani hayır Faik abi bizim saç durmuyor. Hanımefendinin 5 saattir nasıl bozulmadı? Bak, ben onu anlamadım. Nebar ablanın ay, yaşında olup da şampuanı dök bir dakikada aşağı kendi iner. Kendi saçım benim. Hayır bir dakikada aşağı iner. Sen de maşallah şöyle bak ablam da şu bak gel abla şuraya. Şimdi bu kafaya şampuan döksen bir dakikada aşağı iner. Anam şimdi biz eskiler yeşil sabundan yıkırdık. Nerede? Yeşil sabun. Ama ablam Nebar evet. Ablam. Onun için öyle saçlarımız iyi kaldı. Evet. Nebar ablama da teşekkür mazur ediyoruz. Sürer, efendim, size alayım şöyle. Efendim, bu yarışma için en iddialı hanımefendi. İsim bağışlar mı? Emine. Emine Hanım. Emine Hanım meslek var mı? Çalışıyorum. Kamu kurum? Özel sektör. Özel sektörde. Ne yapıyorsun? Bayılırım. Şefim. Şef. Ay sen ne güzel şef olursun. Beni bir fırçalasana şef olarak. Kıl mısındır böyle? Aksi misin? Ya biraz da evet azıcık bir şey olursa haksızlık evet. Ay ben çok heyecanlıyım. Efendim şimdi sevgili isim. İsim mi? Emine.
Emine Hanım. Efendim Emine Hanım yürüyor. Emine Hanım'ı. Efendim Emine Hanım bir özel sektörde şef. Kaç kişi çalışıyor himayende? 5 bayan. Ana 5 bayan da o kadar zor olur ki ya. İdare ediyoruz. Evet Ezem. Güzel. Yalnız dikkat et fermuarın mermuarın bir yerde aşağı çeymesinler anam. Yok açılmaz. Açılır he. İle çanta gibi durur orada. İyi güzel. Şefe göre iyi yani. Şef ya fazla bir şey diyemiyorum. Evet. Şef teşekkür ederim. Korktum. Evet. Bence çok hoş. Bir kere zaten bileziği çok trend. Bu sene çok moda. Teşekkür ederim. O yüzük o bilezik tarafına geçse daha iyi olurdu. Ayakkabılar çok hoş. Teşekkür Klas ederim. Bir hanım. Evet. Sağ ol. Güzel. Evet sevgili Emine Hanım. Bizim efendim, şef de çok yakışır. Lütfen. Buyurun. Efendim bugün hanımefendi hoş geldiniz. Efendim isminizi bağışlar mısınız? Filiz. Filiz Hanım, 42 yıllık muhteşem bir evlilik yaşayan. Evet, evlilik yaşadım. Evet, yayın evi sahibiydim. Hem de yazarım aynı zamanda. Ay ne güzel, ne güzel. Onur verdiniz. Çok mutlu oldum. Çok mutlu. Böyle değerlere sahip çıkacağız yazarlarımıza. Sevgili Orhan Kemal abi bizde hastanede yatan mı? Yok. Yaşar Kemal'di. Yaşar abiye de Allah şifa versin. Bunlar değer, kolay kolay yetişen değerler değil. Aynen öyle. Aynen. Değerlerini bilmeniz yaşarken. Evet. Öldükten sonra, bildikten sonra hiçbir önemi yok. Aynen öyle. Efendim buyurun. Siz yarışmamızı gördünüz. Efendim alalım buyurun. Mikrofon nereye koydunuz? Allah canımı alsın. Filiz Hanım. Şöyle almam lazım jüri görmesi için sizi. Şöyle Ezem bak yazar. Kız, o değil sizin masada kırmızılı bir bayan embeliydi sana. Sanki kalecim kendi çok güzel giymiş. Güzel maşallah bir yazara gider anam. Entel bir tipim var. Gözlerinden atkında bir ederim. Şey fularında birbirine uyur. Teşekkür ederim. Pantolonu ütüleyeydim biraz daha iyi olur. Yok pantolon. Ütülenecek spor pantolonu. Spor mu? Ha spor olan evet. Deli olur. Evet. İyi maşallah. Yaz kurban olayım yazmaya devam et. Teşekkür ederim. Evet Betül. Bence de çok spor ve şık. Sade. Teşekkür ederim. Güzel. Evet. Sağ olun. Efendim şimdi birinciyi belirlemek için çok da dördüncü şöyle alalım. Alalım şöyle. Alalım şöyle alalım. Efendim bir oryantal müzik rica edeyim. Lütfen alalım. 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 Gelin efendim. Gönderin arkadaşlar. Oryantal evet. Bu dört kişi, dört arkadaşımız oynayacak. Tamam. Biz bir dakika. Haydi arkadaşlar. Yarışmadan sonra Noel Baba eve gidersen sana çok güzel şeyler gösterecek gibi geliyor. Evet. Noel Baba teşekkür edecek sana. Onun için evet Noel Baba ile efendim reklamlardan sonra Noel Baba ablama ne yapacak evde onu anlatacağım ben. Hayır arkadaşlar. Thank you.
Tuğba, nasıl düğün oluyor? Mikrofonu alacaksınız. Nasıl oluyor düğün? Çok güzel. Değil mi? Evet, bak tabii. Ne güzel gelinlik giydin, yakıştı da.
annen de baban da izliyor. Buradan tüm Adana'ya, tüm herkese çok çok selamlar. Efendim tempoyu düşürmüyoruz. Ay bu ne şıklık, bu ne şıklık sevgili Betül. Bu ne şıklık. Senin yanına yakışayım diye Faik abiciğim. 10 numara çok şık olmuşsun. Teşekkür ederim. Çok. Evet değil mi? Lacivert siyah böyle. Çok. Evet. Çok şık. Ali abla Haziran'da Betül tamam. Hiç merak etme. Evet. Tamam. Düğün devam ediyor tempoyla. Şu elleri bir görelim. Hayır. Hadi bakalım. Şöyle arka taraf. Hadi bakalım. Şu kollar. 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 Acısı bana kaldı. Ankara'nın bağları büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum kaldıramıyorum dolları. Ankara'nın bağları büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum kaldıramıyorum dolları. Bir bak. Kız bu oğlana yanmış desinler. Aman yandım, 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 yandım. Ellerin memleketinde eğlendim kaldım. Aman desinler, desinler, şeker yesinler. Bu kız senin oğlana yanmış desinler. Aman ben yandım, 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 yandım. Ellerin memleketinde eğlendim kaldım. Haydi gel. Gel. Oh, oh, oh. Damat.
fayda. Başını da etsin. Gelsin. Kızım. Oh. Sevgili damat Betül. Coştu Faik abi. Damat Betül, coştu. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek canım abi, kardeşim. Ne demek efendim abi, düğün nasıl yapılıyor görüyorsun. Düğündeki tempo çok önemli. Düğündeki tempo çok önemli. Efendim. Geçen hafta İzmir'deydim. İzmir'de programa çıkıp düğünü yaptığım ailenin eşyalarını teslim etmeye gittim. O eşyaları teslim ederken bizzat kendim gidiyorum. Ellerimle yerleştiriyorum. Şimdi onunla ilgili bir VTR'miz var. Bu sırada İzmir demişti sevgili Erdal ve Nebahat Çukurova kardeşim. İzmir'de beni çok iyi ağırladılar. Sevgili Ercan ve Çiçek Keskiner ailelerine çok teşekkür ediyorum. Buradan da İzmir'e, onlara, Erdal'a, Nebahat'a, Ercan'a, Çiçek'e teşekkür ediyorum. Beni ve ekibimizi muhteşem ağırladılar. Şimdi İzmir VTR'miz hazır hanımefendi. Meral Hanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Meral Hanım. Onu biz izleyelim efendim. Güneşli bir İzmir sabahından merhaba. Bugün 23 Ocak Cuma. Flash TV ekibi olarak İzmir'in Konak ilçesine bağlı Karabağlar semtindeyiz. Programımıza 2 Aralık 2014 tarihinde başvuran Serkan ve Cansu İşlek çiftinin evinin önündeyiz. Kendilerine söz verdiğimiz gibi hediyelerini getirdik. Kendilerinin evine misafir olmaya geldik. Köstürk şu an hediyelerimizi vermek için Karabağlar semtine geldi. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasıl? İyiyim. Sağ olun. Sizlerden ne haber? Teşekkürler nasılsınız? Abi. Hediyeleri getirdiniz. Getirdik evet. Bugün de kamyonla beraber geldik. Gelin, Allah gelin. Nasip ederse. Şimdi onları teslim edeceğiz. Serkan'la Cansu. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Cansu ne haber? İyi misin? Bak söz verdik, getirdik eşyaları. Çok teslim etti. Şimdi beraber indirelim, bunları teslim edelim sana. Ondan sonra da kursun arkadaşlar. Biz de gidelim. Nasıl geçiyor, iyi mi? Sağ olun, iyiyiz. Bekliyor muydunuz? Bekliyorduk. Bekliyorduk Faik abi. Getirecek size güveniyorduk. Size güveniyorduk. Sağ olun. Şey Serkan sen? Ben de çok heyecanlıyım Faik abi. Getirecek diyor muydu Faik abi? Evet Faik abi. Evet. Bu da Serkan'ın kızı değil mi? Evet. Ya, evet. Evet. Bak, Sıla. Ama bugün daha farklı bir şey var. Yani gerçekten böyle ihtiyacı olan insanları gördüğüm zaman evet, daha da mutlu oluyorum. Evet Faykal, şimdi evin içerisinde görürsünüz zaten. Değil mi? Tam biz ihtiyacı. Baktık evimize, gördük. Gerçekten ihtiyaçları var. Evet. Bak, yerine gidiyor evin, tabii, içiniz rahat. Tabii. Hiç bir kamyon mal işte. Getirdik, teslim edeceğiz şimdi. Gel. Buyur Faik abi. Buyur Melal abi. Ne masraf ettiniz bunlara? Teşekkür ederim. Ha? Nasıl geçiyor? Serkan. Valla biliyoruz Faik abi. Evi boşalttınız. Evi boşalttık. Zaten fazla bir şeyimiz de yoktu. Siz komşular ne dedi? Getirirler mi dedi? Getirmezler mi bunlar? Valla kimse inanmadı Faik abi geleceğine. Ama Flash TV bizi yanılttı. Yani eşyalarımız geldi, şu anda çok mutluyuz. Yani Allah razı olsun diyoruz. Bir ay içinde geldi. Evet. Ya şeyde, sen ne yapıyorsun abi? Nasıl keyif? Valla Allah razı olsun Faik Bey. Ne olsun? Biz de işte bekliyorduk eşyalar gelecek diye. He. O da gelince baya sevindik yani. Baya sevindik ve... Ama ben biliyordum, ben geleceğini biliyordum. Çünkü Faik abi dedim hani böyle yalandan, riyadan bir program yapan bir adam değil. Yani biz duyduk da zaten gelenlerden, gidenlerden de duyduk. Almışlar çoğu, birkaç kişi almışlar. Hepsi. Dedik biz de yeniyiz, 4., 5. geliniz. Biz mutlaka alacağız dedik yani bunu. Tabii. Sayende o işte oldu. İşte evi de görüyorsun abi. Söylemeye hiç gerek yok. Allah huzur içinde oturmayı nasip etsin.
Niye böyle zahmet ettiniz ya? Vallahi billahi. Vallahi daha güzel şeyler yapmak isterdik ama. Kusura bakmayın bu kadar da yetinemiyorum. Yok bak. Şey yok yani. Serkan çalışıyor mu? Şu anda çalışmıyorum Faik abi. Niye? Biraz durumlarım bozuk. İş yok Faik abi. Niye garsonluk yapmıyor musun sen? Ne yapıyorsun? Yok ben halde çalışıyordum Zebzehane'de Faik abi. Şimdi işlerimiz de düzensiz şeyden çıktı yani. Yayından çıktı hiç kimse çalışmıyor. Doğru düzgün çalışamıyoruz yani. İş yok Faik abi o yüzden. Oğlum oturman yok. Erkek adamsın. Arabayı halde, Mozart. Aynen. Aynen. Bu eve para gelecek. İki tane çocuk. Aynen. Okuyor. Şey, hanım. Aynen. Anne. Gariban da insanlarız Faik abi. Ben 10 senedir damadımdır. Ben bugünden bir güne hep dolabının boş olduğunu görmedim. Aferin sana. Hani bütün eline 5 kuruş da geçse gidiyor dolabını dolduruyor. Çoluğuna çocuğunu kimseye muhtaç etmiyor. Ya bak diyorum ya ben en çok mutlu olduğum nokta şu oluyor. Ben böyle ailelere sebep olduğum için seviniyor. Allah razı olsun sizden abi. Bak ciddi söylüyorum. Biz de sizi yabancı görmüyoruz. Biz seni gördük yemin ederim kendi insanımız gibi geldi sevindik yani. Sevdik seni. Çünkü buraya böyle gördün mü değdiğini de gördüğüm zaman dünyanın en mutlu adam ben oluyorum. Allah razı olsun sizden. Vallahi hiç şey yok. Allah senin gönlüne göre versin amin, inşallah amin. Yarabbim. İyi bir insansın. Allah razı olsun. Oraya geldik senden çok memnun kaldık. Allah gönlünüze göre versin. Senden de çok memnun kaldık. Teşekkür ediyorum. Hani Flash TV gerçekten yönetimi yani. De iyiydi. Bizi şükür Allah hiçbir şeye muhtaç etmediler orada. Gittik kendi evimiz gibi durduk. Ablam sağ olsun bizden çok ilgilendi. Geldi dedi hemen Faik Bey'in misafirleri bunlar dedi. Bizden çok iyi ilgilendiler ya. Yani. Sana teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Allah razı olsun sizden de. Çok büyük bir teşekkür ediyoruz sana. Evet arkadaşlar şimdi bu bunları şey yapalım, getirelim şurada 3-4 parçayı direkt oradan. Bak, beyaz eşyası, mobilyası hepsi içinde. Gel Serkan. Hafifte yatır abi. Yatır. Dur ben alacağım öyle de. Dur töre. Hepsi öyle. Hangisi de sanki biri şeydi olmadı, değil mi? İnsan ne kadar duygulanıyor. Evet. Yani yazık. Evi gördün abi. Tabii. Zaten. Hepsinde de gittik eşyası oldu. Sığamayan ev var. Görüyorsun değil mi? Yani kurban olduğum Allah büyük. İnşallah bu insanların bu kadar mutlu olmasını görüyordur. Yani. Ankara'da bir takım buranın değil mi ben indireceğiz? Yok sağ ol. Bir takım indirdiniz değil mi buraya? Onlar? Mobilya onlar. Yatak odası. Ha. Oturma grubunu indirdiler. Ha indirdiler. Abi, yemek odası. Oturma grubu. Beyaz eşeği de indirdiler. Yemek odası var yatak odası. Yatak odasını indireceğiz. Bulaşık, çamaşır makinesi, fırın. Çamaşır indi, bulaşık indi. Şey, buzdolabı indi, tele. Çamaşır indi, fırın, buzdolabı. Ha. Bulaşık makinesi var beyaz eşyada. Televizyon indi. Televizyon indi. Değil mi? Koltuklar indi. Evi dizdik yani maşallah. Ha? Evi dizdik maşallah. Merhaba Faik Bey, hoş geldiniz. Merhaba abla, nasılsınız? Bu yardımlara nasıl ulaşabiliriz? Abla bu yardım değil. Kimin ihtiyacı varsa Türkiye'de, kimin ihtiyacı? Kanalın telefon numaraları var. Orayı arıyorlar. Evet. Programa geliyorlar. Programda benimle beraber oluyorlar. Tüm eşyaları bir ay içinde teslim ediyorum. Bu aileye teslim ettiğim gibi. Çünkü o söyleyeceğim kişinin maddi durumu çok kötü. Çıkacak. Anladım. Yedik, damatlık yiyecekler. Evet. Benle beraber onlara bir düğün yapacağım. Bir ay sonra evet, da. Programımızda düğün sesi evet. Var. Evet, bir ay anladım. Sonra da abla getirip teslim edeceğim. Düğün dernek yapıyor olması şart mı? Ya, evli olabilir. Sorun değil. Evli olup ihtiyacı olabilir. Anladım. Hiç tamam. Problem değil. Yani kimin ihtiyacı varsa, ekrandaki telefonları ararsa... Gelinlik damat diyecek 20 yıllık evli olabilir, 30 yıllık evli, gelinlik giymemiş olabilir, kocası düğün yapmamış olabilir, eşya ihtiyacı olabilir. Varsa böyle kendi elime bir kamyon malı getirip teslim edip gidiyorum. Hayırlarınız kabul sağ olsun. Sağ teşekkür sağ ederim. Görüşmek üzere. Çocuklar Allah sizden razı olsun kardeşim. Sağ ol. İnan ki ne kadar memnun oldum anlatamam size. Sağ ol ablam be. Tamam mı? Tabii. Garibanın elinden tutmak kadar güzel bir şey yok. Canım ablam. Vallahi billahi.
Kendi ellerimle kamyonla getiriyorlar. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Ya. Keşke ben de hani bir emekli olmasaydım, gariban olsaydım. Canım ablam dedim. Canım çok ablam. Hanıma çok selam. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. O da bir Memnun abla vardı. Biz her zaman seyrediyormuş de. Salı günü selam gönderirim. Takip et. Evet. Tamam. Tamam. Memnun'a esen. Tamam abi. Tamam abim. Arkadaşım komşum mu? Komşum. Komşu. Hem komşumuz. Çocuk var. Benim 6. Vay gözün devrim. Ben bunu da kalk dedim. 6 çocuk. Hediyeleri teslim ettik. Evet arkadaşlar, size söz verdiğim gibi tüm hediyeleri getirdim. Teslim ediyorum. Allah'a en iyi günde, en güzel günde kullanmayı nasip etsin. Teşekkür ederiz Faik abi. Allah razı olsun sizden. Flash TV'den. Değil mi? Kesinlikle. Allah en iyi günlerde kullanmanızı nasip etsin. Amin inşallah. Kullanın, mutlu yaşayın. Hakkınızı da helal edin. Allah razı olsun. Sen hakkını helal et Faik abi. Helal hoş olsun. Hakkınızı helal edin. Helal olsun Faik abi. Allah hakkınızı helal edin. Evet. Çok duygulandım. Vallahi Allah senden razı olsun Faik abi. Kurban oldum Allah büyük. Gücüm yettikçe, hayatta oldukça herkesin yanındayım. Bana düşen ne varsa seve seve. Her zaman da veren el, alan elden üstündür. Evet, Allah bir defa. Evet, şimdi bir türkü okuyalım, ondan türkü sonra edelim. Tamam. Haydi arkadaşlar. Aşiretler bir ilim eteler, balarım ziderler onun namına, vay vay, vay vay Remzi. Alem Remzi'den razı, sordum namın verdiler, balarım ziderler, balalı yüreğin yüreğinin zediler, sordum. Bana duyur değil yüreğini zemine. Remzi yücelerle çıkıp bakarmış, ara sıra ilhanına uğrarmış. Remzi yücelerden çıkıp bakarmış, ara sıra ilhanına uğrarmış. Mevlam ne hükümdar olurlar ele, ele gönülde yürekler yarmış, vay vay, vay vay Remzi. Alem Remzi'den razı, sordum namın verdiler, bana Remzi dediler, bana bıyığı değil yüreğini. Efendim reklamlar, reklamlardan sonra tüm hızımızla devam ediyoruz. Şahane bir program var, reklamlar efendim. We'll be right back.
sardı da bizi meğer kaderim böyle. Devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle. Düğünün temposu böyle olur. Değil mi efendim? Yani düğünün temposu böyle. Bak kızın efendim siz damadın neyi oluyordunuz efendim? Yengesiyim efendim. Gelinliği şey yapıyor. Tecrübelisiniz herhalde. Siz ne yapayım? Yardımcı olmak istedim. Lütfen bir şey. Yardımcı olmak istedim. Kendisine rahat da oynasın. Siz evlisiniz. Evet efendim. Bebek var mı? Çocuk dört mu? Çocuk annesiyim. Dört çocuk. Evet. Maşallah. Maşallah.
Çocuklar kaç yaşında? En büyüğüm 24 yaşında, en küçüğüm 10 yaşında. Allah bağışlasın. Amin, Allah bağışlasın. Bakın inşallah. Evlat çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Evlat çok önemli. Yani evlatın yeri bambaşka. Hanımefendi siz burada sessiz sessiz oturuyorsunuz. Ay bunun güzelliğe bak, şirinliğe bak. Efendim bu masanın örtüsünden mi yaptınız elbiseyi? Hayır, yeni aldım. Yeni aldınız. Kışlık. Kışlık mı? Üşümeyim diye. Ha kışlık. Ha çok onu soğuk. Siz canınız çok kıymetli herhalde. Çok. Doğru belli efendim. Çok el bebek gül bebek büyüdünüz herhalde. Tabii ki öyle, annem beni çok severek büyüttü. Doğru, doğru vallahi, helal olsun yani efendim. Efendim mikrofonu yakın tutar mısın hanımefendi? Size 6 defa söyledim. Allah aşkına ya. Özür dilerim. Özür diliyormuş bir daha. Efendim burada öyle şeyler var ki yani bakın şuraya. Maşallah. Niye Allah diyorsunuz? Şöyle ortaya da gireyim de televizyonda bir çıkın. Efendim bunlar 3 aynı apartmanda oturuyorlar. Buraya kaçarak geldiler. Kocaları görmesin diye Allah Allah diye böyle oturuyor. Siz evli miyiz efendim? Hayır, bekarım. Evet, bekar. Hülya Bozkaya, sevgili Hülya Bozkaya, sana epey müşteri çıkarttım. Siz evli miyiz efendim? Evet. Bir çocuk var mı? 2 oğlum var. Allah bağışlasın. Siz efendim? Evet. Evliyim. Siz aynı apartmanda mı oturuyorsunuz? Yok değil. Efendim bunlar üçü tüyerek geldiler buraya. Ekrana çıkarlarsa kavga çıkacakmış. Ha, efendim? Açık verdin. Açık vermez olur muyum yani? Efendim? Yakalan. Evet, böyle benim programa geliyorlar, kocalarından korkuyorlar. Böyle, ulan ne varsa bizim Noel Baba'da var. Allah canımı alsın, bu Noel Baba'da var. Verin mikrofonu efendim. Bu Noel Baba, evde seyrediyor mu Noel Baba? He? Seyrediyor. Ya sen evde de böyle deşerisindir değil mi abla? Evet, hep böyleyim de. Ablaların arabası da ufacık. Sen arkaya mı oturuyordun? Çünkü evet. Arabada dengeyi sağlamak lazım. Noel Baba da şişman mı? Yok, o zayıf. Ha. Evet. Noel Baba kaç kilo? O çiğnedi, ben yuttum onun için. Kaç kilo? Noel Baba kaç kilo? Dema hanım o Noel kilo. Baba değilmiş. Ne? Şirin babaymış. Şirin baba. Bak ya. Ha. Onun için şey değil yani. 58 kilo falan. Sen ikisini sormaya gerek yok. Gerek yok, aynen. Aynen, sormaya aynen. Gerek yok. Yani şey yok. Efendim siz komşular oluyordunuz değil ben mi? Ben de evliyim, evet. Evlisiniz. Evet. Siz nerelisiniz? Ben Trakyalıyım. Ha belli, belli. Evet. Demek ki oyundan da belliydi. Evet, eşim de Giresunlu, Karadenizli. Siz İpsalalı olan? Ben kim vardı İpsala'da gelen? Ha siz İpsala değil ben mi? Ben değilim, evet. Trakya'nın neresinden? Çatalca. Çatalca. Evet. Eşiniz şu anda izliyor mu bizi? Evet, izliyor. Ha, çok selam söyleyelim eşinize. Evet, çok selam söylüyorum. Kaç yıllık evlisiniz? Çok yeni. Daha 10 yıllık falan. Ne? Ondan evvel ne yaptın? İkinci. Evet. Ulan ne varsa bu ikinci de evet, var. Evet, gerçekten Allah öyle. Allah canımı alsın. İkinciye niyetli olanlar var mı aramızda? Şey olarak. Abla sana gelmeyeceğim artık. Bıktım yani. Emekli albay demenden bıktım. Allah canımı alsın abla. Emekli albay olabilir diyor. Sosyal bana biraz var. Şey oldu. He? Biraz artık şey düştü. Yüzbaşı da olsa olur. Yüzbaşı olmaz ya. Ablam yüzbaşı bile beğenmez. Olmaz. Emekli olacak. Bizim mahallede bir tane çavuş efendim? Var ama. Dur. Seni beğenir mi? Ya askeriye de bir askeri mensup olursa iyi olur. Nereye gidersek bedava. Vallahi dur. Ne? Çok para ödemeyiz. Nereye gidersek orada evler yani. Hesaplar yani. O zaman sana milletvekili bulak. Çünkü bulak. Hayat çok o pahalı. Hayat çok... Vallahi doğru. Efendim bak görüyorsun tansiyon. Hanımları görüyorsun. Ablam diyor ki emekli albay olursa diyor. Olursa diyor sosyal tesisler var, çay ucuz, yemek ucuz. Yani orada evlerinde faydalanma var. Tabii onun için ne oldu abla? Söyle abla. Evim var, emekli maaşım da var. Kimseye ihtiyacım yok. Ya Eze aldın mı cevabı? Aldın mı? Aldım ama otobüsü çağır olur, ben gidiler. Olursa iyi olur. Ya sen zannettin ki bozuldum. Abla. Evet. Sen dedin. Sen benim de Allah'a şükür emekli maaşım var. Rahmetliden kalma iki göz oda evimiz var. Aman bakın. Komşularım var. Ama faygım var. Daha ne olsun? Ben her zaman yazdım. Ama ben bak mest aldım. O mesti giymedim. Küsüyorum sana. Bak hasta olacağım. Ruhu mest var. Aldım. Ama bu terlikler stüdyo terliğim ben. Anam. Stüdyo terliğim. Dışarıda buna bir tane çizme aldım. Buraya kadar fer varlı. Anam dedi ben bu çizmeyi giyemem dedi. Niye ezen giyemezsin dedim. Anam dedi bunu kim eğilip de çekecek yukarı dedi. Giyemiyor yani şeyi yok. Az kalır poçikim çıkar. Anam şeyi yok. Onun şeyi değil. Evet gel kardeşim benim bir türkü. Ondan tempoyu düşün. Abi düğün çok güzel gidiyor da. Ne? Düğünde bir şey eksik. Ne eksik? Düğünde gelinin bir ağlaması lazım.
Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Yani bu Tuğba'nın ağlayacak yüzü yok. Vallahi mi? Tuğba hiç umurunda değil. Tuğba hayatı çelmeyi takmış, keyfini çıkartan birisi. Hadi yalan ya. Mı? He? Doğru. Bir de gel abi bana mı sor diyor. Evet. He? Yaklaştır mikrofonu. Bir de bana mı sor diyor. Evet. O zaman bir şey yapak. Tuğba'nın annesi de ya şimdi bunlar ağlatmayayım tamam ağlatmayayım tamam. Ha, ağlatma. Ben çünkü ağlatırım da onun için. Aa, bir deneyelim bakalım nasıl ağlatıyorsun. Yok ağlatmayayım. Ekrandakiler yazık, ağlar. Kıyamam. Tamam ağlatmayayım. Ağlarsın. Yes. Ağlayalım bak. Haydi re arkadaşlar gönder. Re ver bana. Re. Haydi. Ağlatmayayım. Kıyamam sana. Aynen. Haydi. Hadi eller. Yine başladı. Hadi eller. Hadi Sivaslılar. Haydi Sivas. Malatya. Yeah.
Nasıl diyorum, temposu 10 numara. Güzel oldu. Ağzına sağlık. Güzel çok oldu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Canım, abim ne demek? Betül kardeşim Allah evet. Nasip ederse. Sen de benim düğünümde söyleyeceksin. Aynen söz. Feda olsun. Aynen Betül'ün düğününde okuyacağız. Şimdi bir istek türkümüz vardı. O türküyü okuyalım. Bak ne oluyor ne bitiyor. Allah nur içinde yatırsın. Bu sözleri yazarken, bu duyguları verirken, aslan gibi sabah evinden işe çıkmak için gitti. Akşama eve cenazesini getirdiler. Hiç yakışmadı kardeşim bu sana. Hiç yakışmadı böyle bir ölüm. Hiç yakışmadı. Sabah güler yüzle gittin, akşam eve ağlayan insanları bıraktın. Bu sözler her zaman seni yaşatacak. Bu sözler her zaman sana verecek. Sevgili ailene, oğluna binlerce sabır diliyorum. Binlerce kuvvet versin. Nur içinde yan aslan kıvırcık hali. Namlu döndü bağrıma, elim düştü yanıma, dur vurma.
mezarım derin olsun. Beni vuran kardeşi aldı ya senin olsun. Vurgazmayı mezarcı mezarım derin olsun. Beni vuran kardeşi aldı ya senin olsun. Ah anama anama dayanamam anama. Acısı kesildi eli değse yarama. Nabzı döndü bağrıma, elim düştü yanıma. Dur vurma diyemedim kardeş, düştüm ölüm ağına. Yandı yüreğim yandı, elimle eriyorsun. Ne işte gideceğim, sen burada ölüyorsun. Vur kasmayı mezarcı, mezarım kazın derin olsun. Beni vuran şerefsiz kardeşim, al dünya senin olsun. Ben şimdi anama ne diyeceğim, bacıma ne diyeceğim, oğluma ne diyeceğim? Şerefsiz kardeşim, al her şey senin olsun, senin olsun. Ben ağlatmayayım dedin. Sen yatırdın yerlere Faik abi bizi. Ya evet. Şimdi hayatta çok farklı şeyler var. Kardeş kardeşi vuruyor. Acılar evde, o ana bunu nasıl kaldıracak? O oğul, o hanım bunu nasıl kaldıracak? O yüzden hayatın gerçekleri her zaman var. Bu insanlar da bu türküleri yazarken o duyguları vermişler. Allah hiçbir eve, hiçbir acıyı vermez. Ne oldu Tuğçe? Bir şey olmadı. Ya canım benim. Ana var. Dedin de anasını göresmiş. Ana yeri bambaşka. Ana. Hiç. 50 tane baba gelse bir ana yeri tutmaz. Onun için anaların herkes. Annesine el kaldıran dünyanın en şerefsiz adamıdır. Annesine el kaldıran. Hiç. Ben bazen ay içinde rahmetli annemle babamın mezarına giderim. Onlarla konuşmaya gidiyorum. Ne yaptım? İşte oturup mezarın başına oturduğum zaman rahmetli anneme diyorum. İşte annem aşağıdan diyor ki Faik geldi diyor. Babamın adı İhsan. Faik geldi diyor. Ana diyorum iyiyim işte koşturuyorum diyorum. İşte programlar şöyle gidiyor böyle gidiyorum. Bak ne kadar güzeldi. Şimdi onlar bana cevap veriyormuş gibi de kendim konuşuyorum mezarda. Bir gün bir amca geldi sırtıma dokundu. Onlar seni dinliyor dedi. Duyuyor ve dinliyor dedi. Onun için anne mezarını baba mezarını kimse ihmal etmeyecek. Oralara hep böyle düzenli. Bayramdan bayrama seyranda seyir. Babanın mezarına ananın mezarına gitsen ne olur gitme sen olur. Diğer zaman ne olacak? Gideceksin fırsat buldukça. Onun için ana yeri bambaşka. O yüzden şey yok. Evet Betül'cüğüm gel. Dağıttın şimdi ben ya kalkayım şimdi şıkır şıkır oynayayım. Ya hayatın gerçekleri var gel. Tabii bir tarafta ağlamak var bir tarafta gülmek var. Değil mi? Tabii evet. Ki. Çünkü bir tarafta doğum var bir tarafta ölüm var. Evet. O yüzden. Onun için sevgili kardeşim bir türkü dinleyeyim senden. Ondan sonra da bize okuyalım. Bakalım düğün devam ediyor. Bu düğünde neye benziyor biliyor musunuz? Benim okudum düğünde. Düğünde baba özlemi, baba olmayıp annesi olmayanların düğünde bir hüzün çöker ya. Böyle bir özlem olur. Biz de onu yaşatıyoruz bu düğün içinde. Onu şeyle. Haydi. Şimdi Faik abi her yöreye gittik. Diyor ki Trakya'ya gitmediniz. Gidelim Trakya'ya. Haydi. Abi kaynana yapalım re. Haydi. Bir görelim Trakyalıları. Haklısın her yöreye gittik. Trakya'ya gitmeyelim de. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Önce sen tabii ki sen. Tabii ki sen. Bana biraz ses. Mustafa biraz reverb biraz ses alsın. Hey.
Ayağına sağlık sevgili kardeşim Betül Çağlar. Efendim, benim çok sevgili kardeşim, ablam şu anda beni izliyorlarmış. Reklam arasında da telefon açtılar. Sevgili Kadir ve Leyla ablama, benim için hayatımda yeri farklı olan iki insan. Leyla ablayı da öpüyorum, Kadir'i de öpüyorum. Efendim, bizim Bayram Usta var Ankara'da, çok güzel bir döner yapar. Benim iyi bir arkadaşım. O Bayram Usta'ya burada Gölbaşı'nda, ona selam gönderiyorum. Hakan Özkul menajerimiz, ona selam gönderiyorum. Efendim, benim İzmir'de bir teyzemin oğlu var. Benim hayattaki ender akrabalarımdan biri. Kendisi doktor. Ben İzmir'e gittiğimde bu eşyalar teslim ettiğim ailenin çocuğunun sağlık problemi vardı. Sevgili Murat Balanlı, benim teyzemin oğlu, bizde hala derler, halamın oğlu. Ona çok selam gönderiyorum. Çocukla ilgilenmiş, tedavisini yaptırmış. Teşekkür ediyorum. Allah bin defa razı olsun. Allah bin defa. O Teoman Altın Işık var. Sevgili Kırıkkale'den bizi izleyen bir dostumuz. Sevgili Teoman abiye de burada çok selam gönderiyorum. Ercan ve Çiçek Keskiler çiftine ayrıca selam gönderiyorum. Fayka, benim de halama gönder bir selam. İsim? Sonay. Sonay ablacığım, burada Betül Çağlar'la beraberiz. Allah nasip ederse sonra... Bir de Fatma ablam var, mecbur, ona da mecbur. Fatma ablaya, Sonay ablaya. Bunların hepsi, Allah sizlere ömür versin. Çünkü Betül'ün düğününü göreceksiniz. İnşallah. Ay 40 kere söyledin, olacak herhalde. Olacak, olacak. Aa, var mı? Benim ümidim yoktu. Var mı ortada biri? Var tabii, tabii var. Tabii ki bu kadar sülale seyrederken. Var yani. Diyecek halimiz yok. Tabii efendim, ki yok. Ne oldu Meral? Sağ ol. Efendim, Meral Hanım gerekli girişimlerde bulundu. Hediyeler var. Efendim, 0212 571 94 çift 0. 0212 571 94 çift 0 kim ararsa programa gelecek, bu hediyeleri alacak. Hediyeleri bir daha görme şansımız var mı Meral Hanım? Efendim, hediyelerimizi biz diyelim. Neler veriyoruz? Buzdolabı veriyoruz. Çamaşır makinesi. Bulaşık makinesi. Televizyon. Faik Öztürk'le Düğün Düz programında tüm beyaz eşyaları veriyoruz. Buzdolabı, televizyon, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi, fırın, daha nice nice beyaz eşyalar veriyoruz. Şahane bir salon takımı. Şahane yemek odası takımı. Çok güzel, süper yatak odası takımı. Diyorum, Türk televizyonlarında Flash TV, Faik Öztürk'le Düğündeyiz programı haricinde iğne veren yok. Topluğuna veren 6 ayda bir senede teslim ediyor. Bakın, takip edin, tüm programları seyredin. Ve o diziler, o kadar işlerlikle seyrettiği dizi ne veriyor? Hiçbir şey vermiyor. Ama burada insana bak, bir sürü faydamız oluyor. Onun için insanlar da bizi bunun karşılığını veriyor ve izliyorlar. Bizi izleyip arayan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bak, daha düne kadar evinde oturuyordu, bugün yanımda. Değil mi? Evde evet. İzlerken ne yapıyordun? Çay mı içiyordun? Yani oturup çay içiyordum. Sen ne yapıyordun evde izlerken? Ben de yanında oturuyordum. Onun yanında? Evet. Ulan ne güzel, de yan yana oturuyorlar. Biz Safiye'yle bir çaprazda ben oturuyorum, bir çaprazda Safiye oturuyor. Çünkü soru sordukça anam ağlıyor ha. Bu film ne? Burada ne var? Niye böyle oldu? Vallahi öldürüyor beni Safiye. Onun için şey yok yani. O yüzden şey yok. Peki... komşular geliyor mu evinize? Burada çok güzel komşularınız var. Tabii ki geliyorlar.
ara evet. sıra. Sabah kaçta gidiyorsun işe kardeş? Sabah 8:30'da. Eşine kahvaltı hazırlıyor musun? Tabii ki hazırlıyorum. Yalan söyleme. Vallahi hazırlıyorum. Eğer eşine kahvaltı hazırlamayan hanımı taş ola. Vallahi taş ola. Bak Noel Baba öyle değil mi? Noel Baba kahvaltısız gidiyor. He? Tabii. Ya bu abla senin kahvaltı Allah canıma. Sen zaten kahvaltı beklemiyor ki adamcağız senden. Vallahi. Çocuklar nerede? Evde mi onlar da? Sen evde işte yapmasın abla kolay kolay. Dur mikrofonu ver ya. Bedava niye konuşturuyorum ya? Vallahi sen işte yapmasın evde. Biraz. Yardımcın var mı kadın? Yok. Niye? Kızım var yardımcım. O kızın. Kızın abla yaklaştın. Hı-hı. Bak profesyonel olmak evet. böyle bir şey işte. Hanımefendi. Siz hanımefendi bekardınız değil mi? Lütfen. Siz de bir kaçak geldiniz. Efendim çek. Anam. Yıktık her yeri yıktık. Evet. Evet. Anam yıktık onu. Bir tane patron var o da gitti. Allah oraya gitmeyen kusurlu bölge dağıttık orayı. Nereye dokunsak yıkıyoruz. Peki yavrum çocuk istiyor musun başka çocuk? Şu an düşünmüyoruz. Düşünmüyor. Oğlum yaklaştır bunu lan duymuyorsun. Çocuk düşünmüyorsun. Sen istiyor musun? Hayır. Annen torunu gördü mü babanla? Gördü. Gördü. Yani. Peki buradan annenle babana ne demek istiyorsun? Onları çok seviyorum. Ve çok özledim. Onları. Evet. Başka abilerini de seyrediyor mu? Seyrediyordur. Onlar. Onlarla aran nasıl? Biraz limoni. Canım benim, canım benim. Demek ki. Evet. Selam söyleyeceğiz insanlar var mı? Söyle kardeş. Ben şu anda bizi dinleyen dayılarıma. Evet. Mikrofonu yanaştır ki dayı duyuyor. Halalarıma. Evet. Amcalarıma. Bizi dinleyen Murat abi var. Eşi var. Evet. Kendileri bizim orada esnaftır. Evet. Onlara selam söylemek istiyorum. Senin var mı ve selam? Bizi dinleyen yani izleyen her herkese. Herkes. Senin anneye babaya. Annem babam. Teyzeler. Evet. Efendim gel hayatım Betül. Senin selam söyleyecek kimse var mı? Ya benim hayatta bir anacığım var. Değil mi? Ali abla. Vallahi, bak benim hafızam çok iyi. Ay evet. Ben çok zeki bir adamım. Anacığıma işte iki tane de dayıcığım var. Onlara. Başka da kalmadı hayatta. Buradan Ali abla ben de ellerinden öpüyorum. Kardeşlerim var. İşte onları çok seviyorum. Aynen öyle. Selam. Ezem selam söyleyeceğim var mı? Anam Ezem söylemesin. Tüm mahalleyi sayar şimdi. Yok bizim radyodaki uşaklara selam söyleyeyim. Safiye'yle konuğumuz olacak. Bir dakika. FM 93.9. Ay seni böldüm. Çok özür dilerim. Kurban olurum aklım bir şekilde. Bir de yeni kız kardeşim evlendi. Aliye, onun adı da Aliye. He. Babaannesi damadımızın. Ne olur. Ay o çok önemliydi. Evet, Aliye'ye de, enişteye de çok selamlar. Evet. Gönder arkadaşlar. Gönder.
Efendim bugünlük de bu kadar. Haftaya salı akşamı görüşmek üzere. Ben de size gönül dolusu selamlar. Hak güzeller edin. Sevgili kardeşim Gökhan Taşkın'a bağlanıyoruz. Allah'a ısmarladık efendim.